Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni keşifler bizi bekliyor. Şu an biz Adana merkezdeyiz. Eşim bize kahvaltı hazırlayacak. Güzel bir kahvaltı yapalım önce. O ne hali? Kahvaltıda ne var? Bize onları söyle. Acıktık. Melemen. Zeytin, evet. Peynir. Kahvaltılık. Evet. Tamam. Güzel bir kahvaltı, güzel bir sofra. Çınar, sen acıktın mı? Çınar, sen acıktın mı? Eymen, acıktın mı oğlum? Eymen. Çınar cevap vermiyor. Acıktın mı? Şimdi Ali alışveriş. Çok mu acıktın? Şimdi Ali alışverişten geldi. Ekmek aldı bize. Sen çok kırık almış. Bir de havlu kağıt. İki tane havlu kağıt almıştık çıkarken ama yetmedi bize. Üç, iki günde bitirdik. Şimdi de geldi, kahvaltı hazırlıyor. Ben de kahvaltılıkları hazırlıyorum. Otur, otur. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yorgunsun. Başım ağrıyor sadece. Açsın ya belki ondan. Yok, fazla uyuduğum zaman benim de başım ağrıyor. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Evet, kahvaltı hazırlıklarına geçtik. Kahvaltıyı Ali hazırlayacaktı ama onun bazı işleri çıktı. Karavanda bazı sorunlar yaşıyoruz şu an. Öyle bu ya çok sade. Onu gönderdim. Kahvaltıyı ben hazırlayacağım. Bir tutayım mı? Hı-hı. Ya şu an bir ses geliyor, duyuyorsunuz. Şu an o sorunları halletmek için uğraşıyorum. Aki. Yok. İlk gezimizde sorunlar başladı. İnşallah böyle devam edeceğiz. Şu an elektrikle ilgili problemimiz var adiyetten. Başka problemler de var. Dediğimiz gibi menemen yapacağım. Ay, sonlar zorlamıştım. Bana da pişirmesi kaldı. Sen menemen kaşarlı yapacağız. Gel. Menemen kaşarlı yapacağız. Gel. Su bidonu versene bana be. Baba. Baba. Su bidonu biraz önce getirdin mi istiyorsun? Baba. Baba. Efendim memnun oldum. Eymenciğim. Baba. Su doğdu. Makayık su. Al al, içim su. Teşekkürler. Ben çok. Tamam anne, su verebilir misin? Çok susam iştinar. Tamam vereyim su. Getir. Ali'nin de biraz morali bozuldu. Daha ilk kez de soru çıkacak. Normal herhalde. Onun moralinin bozulması da. Açık bana ver. Biraz ele gelsin, kendine gelsin. Peçete alabilir miyim? Sorunlar büyüdü herhalde. Baba! Şu rulo peçeteden alabilirsem sevinirim. Hepsini mi vereyim? Hı hı. Teşekkürler. Pis yere koyma. Temiz yere koyma. Cimanı su verebilir misin? Kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları yıkadık. Şimdi karavanda temizlik zamanı. Biraz buraları sileceğiz. Sonra gezmeye çıkacağız.
Çocukların üstünü değiştirdim. Böyle mavi eşofman takım yaptık. Eylül de orada geziyor. Eylül! Eylül hiç pas vermiyor. Çınar! O da pas vermiyor. Ali ben de... pas veririm. Verir misin? Ali de yerleri siliyor. Kahvaltı yaptıktan sonra biraz ekmek kırıntısı falan oldu. Eylül'ün saçları. Eylül devamlı saç attığı için. Karavanda temizlik hızlı bitiyor ama değil mi Ali? Aynen. En fazla 10 dakika. İki bulaşık. Genelde biz plastik tabak kullandık. Sadece bardaklarımız falan oluyor bulaşık olarak. Bir de tava falan. Onları hemen hızlıca yıkadı Ali. Şimdi de yerleri siliyor. Ben de o arada çocukların üstünü değiştirdim. Çekmeceler düzenlenecekti. Onları düzenledim. Bak oraya yar olmuş, gördün mü? Sen yaramazlık yaptığın için öyle olmuş. Çınar, eve gidelim mi? Karavanda mı duracaksın? Sen karavanı çok mu sevdin oğlum? He? Evimize gidelim, ben evimizi özledim. Benim evim. Benim evim değil. Evin neresi oğlum? Burası mı senin evin? Benim evim değil, senin evin diyor bana. Eymen, senin evin burası mı? Ya? Benim evim. Burası. Tamam. Sen artık karavanda yaşa tek başına, tamam? Ben çünkü eve gideceğim, sıkıldım. Bu arada Adana'dayız, söylemiştim herhalde videonun başında. Adana, Ankara'ya göre bayağı sıcak. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Biz hatta dün akşam geldik. Sivitlerle falan oturduk, mısırımızı patlattık, dışarıda oturduk. Herkes kapşonlar, şapkalar, montlarla geziyor. Bizi de görünce bir şaşırdılar. Bu deliler ne yapıyor mu dediler. Ankara soğuğunu görmedikleri için buradaki hava onlara soğuk geliyor galiba. Bayağı iyiydi dün gece. Sıcaklık değil mi Ali? Aynen. Bekler misin Eymen burada? Burada bekleyeceksin. Anne. Efendim Eylülcüm. Çamaşır mı asacaksın? Ne yaptın oraya? Çamaşır ipi gibi yapmışsın. Şimdi Adana merkezdeyiz. Hatay'a gidiyoruz. O yüzden bu merkezdeyken dedik merkeze yakın Adana'nın güzel görülebilecek yerleri varsa gezelim. Akşam da zaten o yüzden burada durduk. Burada şimdi şurada gözüken o yeşil yer park. Buranın gezilebilecek listesindeydi. Şimdi orayı gezeceğiz. Ulu Cami falan varmış. Bir bakacağız en yakın nereler varsa oraları biraz dolaşacağız. Sonra Hatay yolcusu. Sonra Hatay'a tekrar Hatay yolunda devam edeceğiz. Bir anda bakışta aniden gözüne kapış bakışta böyle sanki tatil şuradaymış gibi elleme çalışıyormuşsun gibi hissediyorsun. Efendim oğlum. Bu yapacak anne. Seni mi? Baban seni oraya bıraktı, sen yaramazlık yaptın. Baban da seni tekrar karavanın içine koydu. Ben öyle hatırlıyorum. Bu arada ben karavan videosu izlerken genelde karavan videosu çeken kişiler yapıyor. Gezdikleri yerleri falan çekiyorlar. Ben hep çok merak ederdim acaba karavanın içinde gezmeye gitmeden önce falan ne yapıyor. O yüzden bu kısımları da çekmek istedim. İki çocuklu bir karavancı olarak çocukla nasıl oluyor? Biraz onlardan falan bahsetmek istiyorum. Biz çok korkmuştuk. Bizim çocuklarımız çok hareketli, hiperaktif, yerinde duramıyor. Bu küçücük şeyde araba devamlı hareket halindeyken falan ne yaparız diye. Çok korkmuştum, düşünmüştüm bayağı. Ama hiç zor geçmedi değil mi Ali? Aynen. Çocukları biz hareket haline geçince şu alttaki bizim yatak bölümüne koyuyoruz. Orada yatağımız bayağı geniş. Orada oyun oynuyorlar falan. Canları çok sıkılırsa artık dışarıda cam, iki tane cam var o tarafta. Oradan dışarı izliyorlar. O da olmadı. Tabletten bir şeyler açıyorlar. Zaten biz çok uzun yolculuk yapmadık. Hep 2 saat, 3 saat yolculuk yaptık, durduk. 2 saat, 3 saat hareket ettik, durduk. O yüzden şu an için bizim için zor olmadı ve çocuklar hem araç içinde yoruluyorlar hareket halindeyken de. İllaki insanı yoruyor araba. Ve gezdiğimiz için de onun da yorgunluğu oluyor. Normalde Çınar'ı uyutmak için biz bayağı bir uğraşıyoruz evde. Karavandayken hiç uğraşmadık. Çınar kendi kendine uyuyakaldı hep. Öğlen uykusunu kendi kendine uyudu. Yemek yedirmek için hiç uğraşmadık. Çünkü acıkıyorlar, dışarıda geziyorlar. Oyun oynuyorlar, temiz hava. Çocuklular eğer karavanda ne yaparız diye düşünüyorlarsa. Bence hiç düşünmeyin, yani çok kolay oluyor. Zaten devamlı dışarı çıkıyorlar, temiz hava alıyorlar, enerjilerini atıyorlar. Dışarıda geziyorsun. Ve hiçbir zorluğu olmuyor bence. Temizlik de çok kısa sürdüğü için karavanda da çok durmuyorsun. Bizim şu an yataklar falan biraz dağınık. Çünkü orada çocuklar dediğim gibi oyun oynuyorlar.
Yerlerimiz de silindi, tertemiz oldu. Şimdi çocukların üstü değişti. Eşimle ben de üstümü değiştireceğiz ve Adana turu başlayacak. Bay bay. Görüşürüz. Evet, sonunda hazırlandık, çıktık. Şu an Adana Merkez Parkı'ndayız. Gezmeye yeni başladık. Biraz burada gezelim. Sonra yakınlarda neydi köprünün ismi? Taş Köprü var galiba. Oraya gideceğiz. İsmini tam hatırlayamadım. Taş Köprü'ydü galiba. Evet, Taş Köprü. Buradan da çıkıp oraya gideriz. Karavanımızda su kalmadı. Önce onu doldurmamız gerekiyor. Sonra da doldurup oraya gideriz. Biraz orada vakit geçiririz. Orada yemek yeriz belki. Annesi biz otobüs bekliyormuşuz. Adana'da çok sıcak. Şu an 20 derece. Ankara'da montla geziyorduk. Burada böyle sivitle falan geziyoruz. Bence Adana'ya tam gelmelik mevsim bu mevsim olabilir. Çünkü Adana yazın sıcak olduğu için. Hadi. Ne topluyorsun Çınar? Ne yapacaksın o taşları? Ne yapacaksın o taşları? Değil mi? Benim çocuklar mavilendi. Bir tek mavi. Ben mavi değilim. Çok üzgünüm. Neden üzgünsün? Ben uyuyamadım size. Hadi gidelim sen oğlum. Sen hiçbir zaman bizi uyuyamıyorsun ki Ali. Bugün anne çocuklar mavi olduk. Eşofman takımı giydik mavi. Ufakta da çok bir şey yok galiba. Sadece oturma alanları var. Bu tarafında ama. Galiba. Daha yeni başladık gezmeye de çok bilmiyorum. Şurada bir saat kulesi var. Saat kulesi galiba. Eymen gel. Gel Eymen. Saat kulesi çıkılır mı ki? Hiç bilmiyorum Eylül'cüm. Ben de ilk defa Adana'ya geliyorum. Senin gibi. Boyamışlar mı? Boya sürmüşler yere. Ay şu da çok güzelmiş. Oturma alanları. Evet. Oradaki boyayı oraya sürmüşler. Şuraları çok sevdim. Çok güzel gidiyor. Ama burası çıkılabilen kuleymiş. Bilmiyorum. Her yerde de turunç var. Ben turuncu rengi zaten çok seviyorum. Burası Adana senin. Adana bana acayip bir enerji verdi şu an. Adana senin yerdi şu an senin için. Çok güzel bir yer. Sevdin mi sen de? Evet. Adanalı olmak ister misin? Yani ikinci ya da üçüncü tercihim olabilir. Ben Adana'da sürekli yaşamak istemem çünkü yazın çok sıcak olur. Pişeriz burada, dışarı çıkamayız. Adana'da sokaklarda her yerde böyle turunç ağaçları var. Çok güzel. Ne görüyor? Biz portakal sanmıştık. Çok tatlılar. Sadece park gezmek için sanırsam burası. Hiç araştırmadık. Akşam geldik. Yolda gelirken Adana'da nereye gezebiliriz diye baktık. Ve bu parkın yanına durmuştuk ya. Ertesi gün gezeriz diye. Ne o? Ama bakmadık parkta ne var. Bu nerede? Hani nerede bu? Yani şu ne? Neyse. Yok mu? Neyse şimdi ben kapatayım. Güzel bir yerler görürsem tekrar açarım. Affettin beni. Parkta şöyle bir köprü gördüm. Pembe. Ve karşıya geçiliyor. Karşıda da şöyle büyük bir saat var. O saatin yukarısı da restoran galiba. Şimdi bu köprüden geçeceğiz. Aşağıda da böyle botlara binilebiliyor. Bisikletle. Su çekilmiş, azalmış. Ya da her zaman mı böyle acaba? Kurumuş bayağı. Kurumuş değil mi su çekilmiş? Her zamanki hali böyle değildir. Bana kokup gelmedi ama. Çınar'la Eylül kedi gördüler. Yine orada kedi seviyorlar. Benim çocuklarım hayvan sevgisi. Buradan mı çıkılıyor köprüyü? Nereden çıkacağız köprüyü? Çınar hadi gel gidiyormuşuz. Karşıya geçecekmişiz. Köprüye çıkma yeri burası değilmiş. Gel aşağı ineceksin aşağı. Eymen. Gel gidiyoruz gel. Çınar. Sen biliyorsan sen çıkacakmışsın. O anne bak burada çok güzel oturulur abi. Gel Eylül'cüm. Merhaba. Hadi gel bak buradaymış köprünün girişi. Gel Eymen. 3 yıl sonra okula başlayacak. Her yerde de kedi var. Çok tatlı. Ve Adana'da bayağı bir motor kullanılıyor. Çok güzel yeşillik. Kıbar gelmiş gibi. Gel.
Ve köpek de çok burada. Sahip bir köpek. Güzel gezdiriyorlar. Evet, köprünün girişi burası. Kapalıymış hele bu köprü. Yer uzak mı? Yok, aşağı indiğimizde görürsünüz karşılığında. Gidelim mi? Yoksa gelin dönelim. Sen bilirsin. Ben sen gidelim oraya ben. Gözün kesmedi mi? Gelmedim. Taş köprüyü mü diyorsun? Evet. Ama burayı gezmedik ki karşı tarafa falan. Ya ben karşıda sıkılmıştım. Hadi şuradan aşağı inelim dedim. Kadının gücü kazandı, eğilecek. Bizim dediğimiz oldu yine. Yes. Kadın gücü. Geçiriyormuş da. Bu köprü kapalıymış, tehlike. Güvenlik nedeniyle diyor. Şimdi Merkez Camii'ne doğru gidiyoruz. Herkes buraya gidin dedi. Bir bakalım orada ne varmış. Buradaki insanlara sorduk nereye gidebiliriz diye. Biraz uzak yerleri söylediler, 2 saat uzaklıkta falan. Oralara gitmek istemedik. Çünkü dediğim gibi bir satıya gideceğimiz için burada durmuşken Adana'da bir gezinti yapalım dedik. Şimdi tekrar yolu uzatmak istemiyoruz. 2 gündür yoldayız, Hatay'a varamadık çok mola verdiğimiz için. Ama Adana'yı çok merak ediyordum. İyi ki burada durduk. Gördüğüme mutlu oldum yani. Cami, büyük bir cami. Evet, bu Adana'nın en büyük camiymiş. Güzel minaresi. Google'a da yazdım Adana'da gezilecek yerler. Orada da bu cami çıkıyordu. Gezelim bakalım. Burada pek gezilecek yer gibi durmuyor ama. Ama çok büyük bir şey. Çok bir içi ayakkabıları olan şeyiniz çıkartırız. Ali de Eymen'le uğraşıyor. Eymen başka yönlere doğru gidiyor. Bütün Adanalılar dışarıda galiba. Piknik yapıyorlar. Hava çok güzel. Bizim şansımız ama hava böyle, yoksa her zaman mı böyle acaba? Ay, çimler çok güzel ya. Şuraya oturup keyif yapmak istiyorum. Biraz sonra yemek hazırlarız. Masamıza dışarı çıkartırız belki. Burada yiyelim ama. Burası daha güzel. Bence. Bilmiyorum. Babanla bir konuşalım. Depoyu doldurmamız lazım. Yemek yedikten sonra depoyu doldururuz. Kütüphanesi falan da varmış camiye. Nehrin değil, onu fark etmiş. Kütüphane var anne burada diyor. Oo, bayağı büyükmüş. Biz şimdi parkı gezdik, geldik şimdi. Yeri iyi ya. Biraz pirinç ısıtlayacağım. Akşama pirinç yapacağım. Kendilerini getirdim. Kendilerini getirdim. Ve de şimdilik yemek için biraz çorba. Çorba hazır, çorba yapacağım. Hemen çabukça olsun diye. Gazı açmamışız. Yarı oldu baba, yarı. Tam yarıya geldi. Olsun elle bakalım. Bak orası. Ne oldu? He? Ya yarı diyor. Bundan akıyor, akıyor. Boşa akıyor dışarıda. Arabanın altında boşa akıyor. Caminin arkası. Hani? Ben nasıl çöreğe biraz tereyağı ve salça ekleyeceğim. O zaman daha lezzetli oluyor. Bence. Evet, şimdi yemek yiyeceğiz. Daha doğrusu çorba içeceğiz. Pilav yapacaktık ama vazgeçtik. Ali dışarıda yiyelim dedi. Şimdi biraz bekledim, çorba içeceğiz. Taş Köprü'yü de sorduk. Buraya çok yakınmış. Çorbamızı içip burayı toplayıp Taş Köprü'ye gideceğiz. Oradan da herhalde yemek yemeye gideriz. Biraz gezip yorulduktan sonra. Çünkü bu bizi doyurmayacak. Hadi bize afiyet olsun. Üstüne de turunç sık dediler. Turunç sıkıyoruz şimdi. Buradaki abiler. İnşallah güzel oluyordur.
Afiyet olsun. Döküyor mu sana da? Yok istemem. Afiyet olsun. Taş köprüye geldik. Taş köprü buymuş. Ama sular çekilmiş. Yani biraz önce parkın içindeki o derenin devamı. Şimdi biraz daha yaklaşacağız. Bizimkiler önde gidiyorlar. Burayı gördükten sonra yakınlarda alışveriş merkezi varmış. Bir de oraya uğrayacağız. Kamp sandalyelerimizden biri söküldü. Onun yerine yenisini almamız gerekiyor. Hem de silikona falan ihtiyacımız var. Gelin onları alalım dedik. Ben böyle hayal etmemiştim bu köprüyü. Su kalmamış. Yine de çok güzel bir yapı bence. Anne, nasıl? Şeyden dolayı mı gitti sular yoksa? Yani mevsimsel olarak gidiyor olabilir. Mevsimsel olarak gidiyor. Yağışlar çoğalınca tekrar çoğalıyordur belki. Biz bu biz Adana'da duracağımızı bilmiyorduk. İşte güzergaha göre rastgele duruyoruz. O yüzden Adana ile ilgili aslında hiçbir şey araştırmadık. Nereye gidilir, nereye gidilmez, gidilen yerde ne yapılır. Böyle biraz acemice geziyoruz. Çınar biraz yürüyor, hemen babasının kucağına çıkıyor. Hayır hayır hayır. Yoruldu. Ya yer ya benim kucağım. Köprüden geçeceğiz mi? Evet, gidiyoruz oraya doğru. Optimum neredeymiş? Geri döneceğiz. Optimum bu da az ileride şurada. Şimdi biz İskenderun'a geldik. Anca daha yeni inebildik. İskenderun'a gelmişken diyelim ki İskenderun'u yiyelim dedik. Çok açız şimdi. Başka bir yere uğramadık. Yemek de yapmadık. Yemek yiyeceğiz. Evet, yemek de yapmadık. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra sabahki ilk gezeceğimiz yere, yakın bir yere, güzel bir yere aracımızı park edeceğiz. Evet. Güzel bir yer bulabilirsek inşallah buluruz. Deniz kenarını çok tercih etmeyi istiyoruz. Nasıl? İnşallah güzel bir şey orada aracı park edecek bir yer bulabilirsek. Yarın gezmeye devam edeceğiz. Belki akşam bir şeyler yaparız. Aynen. Keyif yaparız o zaman. Hava çok güzel devam burada edebiliriz. Çünkü. Bakalım. Burada hava çok güzel. Bu da ilerleyen ilerleyen saatlerde göreceğiz bakalım. Aynen. Yemeğimiz gelsin de önce bir karnımızı doyuralım, sonra düşünürüz. Evet. Çok açız şu an. Aç olduğumuz için de yemek yapmakla falan uğraşmak istemedik. Direkt restorana girdik. Bir de buranın yemeklerini tadalım. Bakalım. Yani başka bir şehre gelmişken bir yemek lazım buranın meşhur yemeklerinden. İyi hadi yemeklerimiz gelsin. Hadi bakalım. Şoförümüz de yorulmuş, uykusu geldi, esnep duruyor. Yoruyor insan illaki. Aynen. Biz mağazada ulaştık. Bir silikonla sandalye bulamadık. Daha doğrusu açık mağaza bulamadık. Şimdi güzel bir yere durduk. Sabah size gösteririz manzaramızı. Şimdi biraz keyif yapacağız. Bir saattir falan koştaş tek zan gibi mağazalar arıyoruz, bulamıyoruz. Onu ne yapacaksın Ali? Buna cips koyacağım. Cipsleri bence ne yapalım biliyor musun? Ortasından keselim. İşte hava kirletmeyelim, öyle yiyelim. Sen ne dersin? Ama çocuklara... Onlar da bizimle yer. Biz nasıl yiyeceğiz? Onlar nasıl yiyeceğiz? Onlar da bu tarafa dönerler sandalyeyi. Onlar da tabletini şuraya getiririz. Güzel. Mantıklı. Güzel bir seçim. Hem ailece bir arada olmuş oluruz. Aynen. Cipsler şuradaydı. O zaman önce masaları... Neredeydi cipsler? Lavabonun altında. Bayağıdır ekstrem yemiyordum. Özledim. Şuradan kesiyoruz ya hayatım. Sen onu biliyor musun? Şuradan. Buradan oluyor. Şöyle. Şöyle kare şuradan açıyorsun. Tamam. Şimdi azıcık bir yapıyoruz. Ondan sonra. Makas var. Şeyde birinci çekmecede. Bugün çok yoruldum ya. Makas. Makas yerinde yok ama. Orada? Yok. Açacağın yanında hemen. Hmm. Ben değil. Buradan gördüm, sen görmedin. Yerinde değil ama işte o yüzden. Yerinde olmuyor. Kenarda görmüştüm ya ilk önce. O yüzden. Sonuçta gözünün önündeydi hayatım.
açılsın. Bence öyle yapma. Kes de düzgün açılsın. Ben öğrendim. Nasıl öğrendin? Kayınçomdan öğrendim. Tamam bak, tabağa hiç gerek yok. Şimdi de bir tabak açalım. Şimdi kendimize bulaşık çıkartmayalım. Zaten yokumuz. Biz de Netflix'ten dizi izleyeceğiz Şahmara. Onu izlerken şöyle biraz keyif yapalım. Bir bölüm falan anca izleriz herhalde. Çocuklar da Arabalar filmini izliyor. Eylül. Evet, ikinci cipsimiz hazır. Çocuklar bu tarafta oturursa. Biz mi o tarafta oturuyoruz? Onlar bu tarafta, biz döneceğiz. Şimdi vedalaşalım, biz filmimi izleyelim. Keyfimizi yapalım ailecek. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bay bay yap oğlum. İnşallah beğenerek ve severek izlediğiniz bir videomuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olun lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.